Tolkien Hobbitleri 1937'de yayımlamıştı. Tolkien'in kurguladığı Orta Dünya'da geçen kitapta Hobbit denilen 13 cüce vardı. Bunlar büyük ayak ve kulaklara sahip cücelerdi. Kitaptan tam 66 yıl sonra Endonezya'daki Flores Adaları'nda binlerce yıl önce yaşamış ilginç insanlar keşfedildi. Bunlar aynı Tolkien'in yazdığı Hobbitlere benziyorlardı. Tolkien'in 66 yıl önce kurguladığı karakterler gerçeğe dönüşmüştü. Bunlar bir tür müydü yoksa Down sendromlu cüceler miydi? Modern insan tahminen 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktı. Bugünkü davranışlarına 50 bin yıl önce kavuştu. Dik duruş, görece gelişmiş bir beyin, soyut düşünme yeteneği, dil kullanma kabiliyeti. Bunlar bizi özel kılan armağanlar. Araştırmalar modern insan dışındaki bütün türlerin yok olduğunu gösteriyor. Son halkalardan Neandertal insan yaklaşık 30 bin yıl önce bilmediğimiz bir nedenden yok oldu. Flores'daki mağara ise bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden oldu. Çünkü Homo floresiensis 12 bin yıl öncesine kadar hayattaydı. Bunlar Hobbit insanlar dediğimiz insanlardı. Tek olduğumuzu düşündüğümüz dönemde onlarla aynı yerdeydik. Onlar daha çok Hobbit olarak biliniyorlar. Bunun nedeni 1 metre civarında olan boyları. 17 yıl önce Endonezya'daki Lian Bua mağarasına giren bilim adamları bilimin açıklayamayacağı keşifler yaptılar. İnsanların Asya'dan Avustralya'ya göç ettiğini kanıtlayan arkeolog ekibi Lian Bua mağarasında neredeyse eksiksiz denebilecek insan iskeletleri keşfetti. Bunlar daha önce hiç görmediğimiz bir türe ait gibi görünüyordu. İlk bulunan iskelete LB1 ismini verdiler. O bir kadındı. Tahminen 12 bin yıl önce yaşamıştı. Mağarada bulunan iskeletler 38 bin yıl geriye kadar gidiyordu. Homo floresiensis ait olduğu düşünülen bir kol kemiğinin yaşı da 74 bin olarak tarihlendirilmişti. Mağarada bu küçük insanların kullanabileceği ufak taş aletler vardı. Kireç taşı mağarasında oldukça iyi korunmuşlardı. Bu keşif her şeyi değiştirebilirdi. Bazı bilim insanları bu keşiften sonra konuyla ilgili üniversitelerde verilen eğitimin değişmesi gerektiğini savunurken bir diğer kesim önemsiz olduklarını, onların sadece hasta, cüce insanlar olduğunu söylemişti. LB1 öldüğünde 30 yaşındaydı. Neredeyse tam bir kafatası, kısmi bir pelvis, birkaç uzuv kemiği, el ve ayak kemikleri vardı. Arkeologlar onu ilk kez gördüklerinde bir çocuk olduğunu düşünmüşlerdi. Daha sonra diş ve kemik yapıları incelendi. Bu onun bir yetişkin olduğunu gösteriyordu. Kafatası bir Greyfurt irliğindeydi. Bazı bilim insanları bunun bir tür cüce insan olduğunu ya da istisnai bir durum olduğunu defalarca kez söylemişlerdi. Onlar bir istisna mıydı? Yani bir takım hastalıklar yüzünden az gelişmiş insanlar mıydı? Yoksa bir arkaik insan türünün üyeleri miydi? 2004'ün sonlarına doğru proje ekibinden bir ismin izniyle kanıtların çoğu Endonezyalı bir paleontoloğa teslim edildi. İsmi Teuku Jakob'tu. Kalıntılar 3 ay boyunca onda kaldı. Şubat 2005'te kalıntıları teslim ettiğinde bazı kısımların ciddi derecede hasar gördüğü anlaşıldı. İki bacak kemiğinde sorun vardı. Çenesinin alt kenarında her iki tarafta da derin kesikler vardı. Bunlar bıçak darbelerinden kaynaklanmıştı. Bir hobbit insanın çenesi kopmuş ve yeniden yapıştırılmıştı. Pelvis parçalanmıştı. Vücut şeklini, yürüme biçimini ve tarihini ortaya çıkarabilecek bazı ayrıntılar yok edilmişti. Birileri bu keşfin öğrenilmesini istemiyor gibiydi. Jakob ise bunları kabul etmiyordu. Her şeyin taşıma sırasında olduğunu, kendisinin hiçbir suçu olmadığını söylüyordu. Bilim bu konuda ikiye ayrılmış durumdaydı. Onların yeni bir tür olduğunu iddia edenler ve aslında cüce insanlar olduğunu düşünenler. Hobbit insanlar binlerce yıl önce Avustralya kıyılarında çok büyük fareler, dev timsahlar, kaplumbağalar ve cüce fillerle aynı habitatı paylaşmışlardı. Büyük bir volkan patlaması cüce filleri tarih sahnesinden silmişti. Peki bu Hobbit insanları nasıl yok olmuşlardı? O dönemlerde Avustralya'da Ibugogo adındaki insanımsı canlıların yaşadığı düşünülüyordu. Bunlar iddialara göre 1,5 metre boyundaydı, büyük ve düz burunlara sahip kıllı vücutlu canlılardı. Kendilerine ait bir dilleri vardı. Mırıldanarak konuşuyor, aynı bir papağan gibi sesleri taklit edebiliyorlardı. Birkaç yüzyıl önce
Hollandalı kaşifler Flores Adası'na geldiklerinde onları gördüklerini iddia etmişlerdi. Ancak bunlar dair hiçbir kanıt yok. İnsanların yazdığı binlerce efsaneden biri olabilir. ...50 bin yıl önce modern insanlar bu adaya gelmişlerdi. Onları, yani Ibugogoları gördüklerinde pek hoş karşılamadılar. Modern insanlarda hiçbir canlıda olmayan eşsiz bir beyin vardı. Ibugogoları yok etmeleri çok uzun sürmedi. Mağaralarına gidip hepsini ateşe verdiler. Ibugogoların insanlara saldırdığına dair efsaneler de var. Onlar gerçekten de var mıydı bilinmiyor. Belki de Hobbit insanlarla da karşılaşmışlardı. Onlara dair birçok efsane var. Hobbit insanlar 95 bin ile 12 bin yıl önce yaşamışlardı. 380 santimetrelik küp beyinleri bilim dünyasını şaşkına çevirmişti. Büyük beyin büyük iş ilişkisi sil baştan sorgulanıyordu. Yaklaşık 30 bin yıl önce Neandertaller yok oldu ve insanlık yapayalnız kaldı. Hobbit insanlarını keşfetmeden önce böyle düşünüyorduk. Ancak Hobbit insanların varlığı bu durumu değiştirdi. Çünkü bu eğer yeni bir türse onlar hayattaydı ve belki de henüz keşfedemediğimiz başka türler de vardı. Ya da bu görüş doğru değildi. Onlar bir tür gen hastalığına sahip olan modern insanlardı. Kalıntılarsa bunun aksini söylüyor. Profesör Henneberg onların Down sendromlu olan küçük vücutlu modern insanlar olduğunu öne sürmüştü. Peki kim haklıydı? LB1 ve LB6 adı verilen iki hobbit bu sorunun cevabını yanıtlayabilirdi. İki bireyin alt çeneleri incelendiğinde negatif çene özelliği tespit edildi. Çene kemiğinin ucunda, dişlerin altında çene ileri doğru bir çıkıntı yapmıyor, aksine geriliyor. Yani içeriye giriyordu. Bu özellik bu kalıntıların modern insanlara ait olmadığını düşündürdü. Çünkü modern insan çenesi ileri doğru bir çıkıntı yapıyor. Fosiller negatif çeneleri olan erken dönem homininlere ait olabilirdi. Henneberg'e göre bu özellik Avustralya ve Melanezya'daki bazı yerlerde de vardı. Yani sadece bu özelliğe bakarak onların farklı bir tür olduğunu söylemek yanlış olurdu. Henneberg bu iddiasını kanıtlayamadı. Alt çene kemikleri üzerinde yapılan başka bir çalışmada bu kemiklerin erken homininlerle benzeştiğini gösterdi. Hobbit insanlarının en belirgin özellikleri küçük gövde ve küçük kafatası. LB1 ismi verilen kadının boyu 1,06 metreydi. İkinci isim LB8'in uzunluğu 1,9 metreydi. Bu değerler modern insan aralığının çok dışında. 1,5 metrelik Kongo'daki yerler bile bu değerin epey bir üzerinde. Günümüzde 4-5 yaşında bir çocuk bu boya sahip olabiliyor. Malay Yarımadası'ndaki kadınların boy ortalaması 1,37. Aynı şekilde Andamanlıların da 1,37. LB1'in ağırlığı 25 kilogramdı. Hobbit insanlarına en yakın olanlar milyonlarca yıl önce yaşamış olan Australopithecus'lar. Onların boyları 1,2 ile 1,4 metre arasındaydı. Genelde erkekler dişilerden %15 daha büyük olur. Ama bazı tahminlere göre Australopithecus'larda bu durum değişiyordu. Onların erkekleri dişilerden %50 daha büyüktü. Her yol Hobbit insanlarına yani yeni türe çıkıyordu. Onlar keşfettiğimiz en kısa, en küçük üyelerdi. Boylarının kısa olmasının sebebi muhtemelen ada ekosistemindeki sınırlı kaynaklardı. Vücutlarının yanı sıra beyinleri de küçüktü. Madagaskar'da nesli tükenmiş cüce su aygırları vardı. Aygırların beyinleri de vücutları gibi küçüktü. Atalarına hiç benzemiyordu. Hobbit insanların beyinlerinin küçük olması zekalarını etkilemişe benzemiyor. Hobbit insanlarının ateş kullanımı, taş alet yapımı ve et kesme becerisine dair birçok kanıt var. Hobbit insanlarının bacakları insanlarınkinden daha kalındı. Ayakları daha düz ve uzundu. Bu yüzden yürürken dizlerini bize göre daha çok geriye büküyorlardı. Parmakları da farklı bir şekle sahipti. Mesela ayak baş parmağı çok kısaydı. Hobbit insanların ataları bu bölgeye su yoluyla gelmiş olmalıydı. Belki de 1 milyon yıl önce bir bambu salı yaptılar ve buraya salla geldiler. İzora Adadaki yaşam Linekboa mağarasında sürmüştü. Hobbit insanlarının yemek pişirmek için ateş kullandığını gösteren kanıtlar ve kesik kemikler vardı. Mağarada çok sayıda taştan yapılmış eser keşfedildi. Taş uçlar, dericiler, bıçaklar, mikro bıçaklar ve soyu tükenmiş stegodon kalıntıları vardı. Onlar daha çok bu hayvanı gözlerine kestirmişti.
Peki Hobbit insanları nasıl yok olmuşlardı? Mağaraya ulaşma tarihleri modern insanların bölgeye ulaşmalarından çok daha önceydi. Bu iki türün karşılaştığına dair bir kanıt yok. Ancak muhtemelen yok olmaları nedeni modern insanlardı. Modern insanlar yaşam yerlerine geldikten sonra Neandertaller ve Hobbit insanlar yok olmuşlardı. Tarihler tutarlıydı. Aynı zamanda insanların herhangi bir bölgeye geliş tarihleriyle bölgedeki hayvan ve bitki türlerinin yok olma tarihleri örtüşüyordu. Bu dünyadaki birçok bölge için böyleydi. Onlar hakkında çok az şey biliyoruz. Yazılıp çizilenler sadece akılcı tahminlere dayanıyor. Son çalışmalar onların modern insanlar olmadığı ihtimalini kuvvetlendirdi. Onlar büyük bir ihtimalle yeni bir türdü ve Tolkien'in 66 yıl önceki hobbitlerine çok benziyorlardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.